İzine geldim, çocuk bir yaşında. Çocuğu kucağıma alıyorum, sevemiyorum. Çocuk beni istemiyor. Çünkü tanımıyor ki, görmemiş çocuk. ...1955'te ben burada doğdum. 1967-68'de okulu bitirdim 5'i. 69'da babam Almanya'ya turist gitti. 72'nin 3'ünde Almanya'ya İstanbul'dan bilet aldık. Trenle Almanya'ya gittik. Tabii ben gurbete hiç gitmedim. Kayseri'ye bile gitmediydik. Yoğdu. Paramız da yoğdu. Araba da yoğdu buradan giderken. Neyse oradan trene gittik Almanya'ya vardım. Bir yağmur yağıyor. Babam barakada kalıyor. Barakanın haşır ta sesler duyuluyor barakaya. Bir gün kaldım, iki gün kaldım. Gezecek yer yok. Amcamgil var, onlar hep büyükler orada. Kanalda çalışıyorlar. Almanca bilmiyorum. Bir de sigara içiyorum. Onların yanında da içemiyorum. Dışarı çıkıyorum, yağmur ıslanıyorum. İçeride içemiyorum. Kafam şişiyor. 3 hafta böyle idare ettik. Geri kaçmayı düşünüyorum. Buraya gelsem daha kötü. Oraya gitsem orada arkadaş da yok. Bir 3 hafta daha kaldık ama her tarafım sivilce oldu. Sıkıntıdan en sonunda amcamgil dediler ki ya bu çalışsın dediler. Kazma Kürek köyden alışkan bizim gibi. Bizi işe başlattı ama okula gidecek dedi. Haftada bir gün okula. Gittiler okula yazdırdılar. Babam da Almanca bilmiyor. Amcamın ikisi biliyor, ötekileri bilmiyor. 10 kişi çalışıyor. 6-7 kişi de Alman var. Onlar bagayla eşiyorlar. 15 metre derinliğe iniyor. Nasıl yağmur yağıyor? Akşama kadar 4 sefer elbise değiştiriyor. Barakanın içinde mazotlu zobamız var. Kuruduyor, zoba yanıyor. Elbiseyi soyunuyor, kuruyor. Öbürünü giyiyor. Seni koruyor, öbürünü giyiyor. Öyle öyle. 2 sene çalıştım. Babama dedim ben buraya da çalışmam, gideceğim dedi. Olur mu, olur mu dedi. İşte parası iyi, şöyledir. Ya, parayı murayı istemiyorum dedi. Babamı zorladım. Babam rahmetli. İyi, tamam gidek dedi. Bir kereste firmasına girdik. Orada çalıştık. 4 odalı odada 30 kişi kalıyorduk. 100'er mark kira veriyorduk, ev kirası. Elektriğimiz, suyu hepsi Çin'de 100'er mark. 77'de ben buraya döndüm. Burada bir iş kurak dedik. Benzini kaçak dedik. Babam da he dedi, ihna oldu. Döndük geldik buraya. Ben askere gittim. Askerden sonra 4 ay kala babam öldü. Yalnız kaldım. Canım sıkıldı. Dedim en iyisi ben geri gideyim buraya. 15-16 saat çalıştırıyorlardı o zamanlar. Geri gittim, turist gittim. Hollanda'da bir arkadaş vardı. Onun şeyiyle, o dolmuşuyla gittik. Giderken yakalandık biz. Ama benim ehliyetim vardı, Alman ehliyeti. Alman ehliyeti olduğu için çok incelemiyorlardı o zamanlar. Münih'e vardık, Almanya'nın Münih'ine. 2 sene bir turist kaldım. Turist kalınca acık para artırdık, inşaatlarda çalıştık. Yakalandım. Girme yasağı koymuşlar bana. 8 ay ceza yedim. 6,5 ay yattım. Beni uçağa bindirdiler. Polis yanımda İstanbul'a kadar getirdiler. İstanbul'da pasaportu verdiler, gir gittiler. Topkapı'dan, o zamanlar Topkapı'ydı garajlar. Otobüse bindim geldim buraya. Bir şeyler yapayım diye burada uğraştım, yapamadım. Rahmetli hanıma dedim ki biz ayrılacağız, Almanya'da evleneceğiz. Ben başka çare yok. 4 sene sonra gittim, bir tane Alman buldum. Metroda gidiyorduk. Yağmur yağıyor. Bizde şemsiye vardı arkadaşıyla, iş bulmaya gidiyorduk, iş aramaya. Bir Alman bayan arkamızdan geliyor. Yağmur ama, nasıl yağmur? İyice ıslandı. Çağırdık lan gel buraya. Nereye gidiyorsun? Annemin oraya gidiyorum dedi. İyi. Oraya kadar götürdük, kapının uğruna kadar. Dedik ya senden bir tanışabilir miyiz? Tanışırız dedi. Ne zaman? Cumartesi falan yerde. Tamam, siz iyi bir insanımızsın. Şöyleymiş, böyleymiş. Öğleden bir 5-6 ay geçti. Tanıştık bununla. O da boşanma kararındaymış. Lan bize lazımsın dedik. 6 ay sonra boşandı. Aldım buraya getirdim. Burada evlendik. Bir dolmuş aldım orada, Ford dolmuş. Ortaya şey attık, kontoplak attım. Üstüne yatak attık, ben altına yattım. Hanım kullandı, burada evlendik ama gidemiyorum. İstanbul'a vardık, vize vermiyorlar. Biz buraya vize antrağı vereceğiz, siz gideceksiniz, buradan istek isteyeceksiniz. Öyle vize veriyorlar. İstanbul'dan vizeyi alamayınca biz beraber gittik. Hep hudutlarda yattım geçti. En sonunda oraya vardık, yılbaşına kadar durdum. Yılbaşında olacak gibi değil, oradan Avusturya'ya gidek, oradan dilekçe verek dedik. Yine kaçak geçiyor ha. Alman konsolosluğuna vardık, başvurduk. Alman konsolosu biraz bağırdı, çağırdı ya, bu da ağladı bizimki. En sonunda adam dedi ki 3 tane dilekçe vereceğim. Bir tanesi Ankara'ya gidecek, bir tanesi Münih'e gidecek, birisi burada kalacak. 3 hafta, 4 hafta beklendiler lan, bekleyecek. Vizeyi aldık. Hanıma dedim sen git, ben trenle gideceğim. Bana 3 senelik oturma verdiler. Dedim ki kırmızı Mercedes'in köye gideceğim. Bizim patrondan onun Mercedes'i vardı 380. Parasını da vermedim ha.
7500 marka aldım Hans'tan. Gelirken Ankara Kızılcamam'da kaza yaptım. Devirdim, taklattım. Gelemedim buraya. Yalnızım. Ya işte orada adamlar çalışıyordu. Lan şunlara bir tane cihara atayım dedim ya. İçsinler dedim sabahına. Saat 9.30-10. Attım cihara'yı, arkama döndüm. Dönmemden viraja girmiş. 180'den geliyor. Daha yeni yol yapıldı. O zaman otoban yoktu. Adamlar koştu. Beni çıkardılar. Bende bir şey yok. Oradan taksi tuttum, buraya geldim. Ben buradan uçağına gittim. 8. ayda hanımım Irmak'a gitti. Bak olacak ya. O zaman 4 tane çocuk kaldı. Başa çare bulamadık. Çocukları buraya eşyamı topladım. Ablamgil'in evine götürdüm. Oraya bıraktım. Burayı da bizim dayıoğluna sattım. Belediyede süpürgecilik yaptım. Sabah 4'te iş alırdım. Öğleneye 1'de bırakırdım. 1'den de inşaata gider çalışırdım. Öyle öyle biri biraz birikim yaptık. Oradan ev aldım. 25 sene evin şeysini ödedim, faizini. 72'de böyle telefon melefon yoktu. İstasyon vardı, istasyona vardık. Herkes birisi Kartal'da, birisi İldem'de, birisi Organize'de. Herkes ayrı ayrı çalıştığı için istasyona gelirdik. O zamanla koymazlardı, Almanlar da koymazdı. Aynı şimdi bizim Suriyelilere bazıları çok şey diyor ya, kızıyorlar ya. Aynı biz de öyleydik, Almanlar kızardı bize. Toplanamazdık, bir de böyle oturamazdık 3-5 kişi. Nerede? İstasyonu. İstasyon şöyleydi, hep Türk. İşte hasretik, birisi gelecek, ya körde ne var ne yok. Kim ölmüş, kim kavga yapmış, kim şehitmiş. Mektup yazarım, 2,5-3 aydan anca gelir. 2 seneden 2 seneye Türkiye'ye gelirdik. Niye? Bir sene gelen bir şey artıramıyor. Para yok bize ilk gelen bir sene. Zaten anca ev kirası, karnını doyurman, ay bir de burada çoluğuna çocuğuna gönderiyordun. O zamanlar elden gönderilirdi. Banka manga yoktu. Kim gidiyor? Ali gidiyor veya Veli gidiyor. Götürürdük ona, verirdik akşamdan parayı, o getirirdi buraya. Yemek yiyemem. Türk şeyleri de yok. Yemekhanelerini sonradan açıldı. Önceleri Türk yoktu. Döner değil de tavuğu döndürerek pişirirler. Sırf onu yedik. Başka bir şey yiyemem. Yediğim bir şey yok. Buradan gittin giderken götürürdük bir şeyler. Hala götürüyor. Mesela buradan köyden alıyorsun mesela, getiriyor eşin dostun veya gidiyorsun uygun alıyorsun. Orada iki kat fazla birine eder. Arabayla gittiğin için doldurup götürüyorsun orada. Gene bir sene ilk gidiyor o. Ha ilk geldin Türkiye'ye gidiyorsun diye için atıyor. Deli, ne yapacağını şaşırıyor. Ne götüreyim, kime ne götüreyim, kime ne alayım. Evime işte çocuklarıma şunu alayım, bunu alayım. Çocukları sevindirmek için. Zaten birikiminde öyle gidiyor. Gelirken alayım, şunu şunu alayım. Şu pantolon şuna olur mu, şu ayakkabı olur mu, şu çocuğu olur mu? Genellikle gömlek alırdık. Çünkü herkesin şeyini bilmiyor, numarasını. 2 sene önce arabayla geldim. Yine sabırsızlanıyordum. Dakikada şurada yok yatayım, gideyim. Ben yatmam yolda hiç. Devam ederim. 5 dakika bir kestiririm, devam. Uykum geldi mi çekerim, 5 dakika. Uyurum, uyanırım, geri devam ederim. Ya sınırdan girince ki zaten hemen resim çekiliyor, bayraklar görülüyor ya, insan daha Türkiye'nin havası. Edirne'nin önceden yolun kenarları şeydi, tüm yemekhaneydi. Hepsi yollarda çağırıyorlar. Gel buraya gel, gel buraya gel, gel buraya gel. Orada dedik ya çocuklara Türk yemeği yiyek. Türkiye'nin yemeği, havasını alak. 50 bin mark kredi çektim, 25 bin liraya burada Dünyan Garajı'ndan, eskiden Dünyan Garajı vardı, köy garajlarından dükkan aldım. 27 bin marka da Argıncık'tan bir ev aldım. Zaten orada çalışırken ister istemez insanların kafası filan yerde ev olsun, dairem olsun, dükkanım olsun. Olur ya Almanya kovduğunda dükkan açarım, dükkan çalıştırırım, gene geçimimi sağlarım diye o fikirle tüm yatırım buraya yaptık. Çevremizi kalkındırmaya uğraştık, çevremize gönderdik. Çevremiz kalkındırın biz gene iyi kötü çalışırız. Kazanıyoruz diyor ama şu anda hani çevrede mevrede şey kalmadı, güven kalmadı. Eşinizle, dostunuzla ticaret yapmayın. Yapacağınız, güveneceğiniz kişilerle yapın. Hep zarar gören çok vatandaşlarımız var. Tarla aldı, yarı parasını verdi kiriye, kiriye verdi kirasını aldı. Hala çıkmıyor, içinde oturuyor. Akrabam diye içinde evinde oturan insanlar var. Çıkmıyor, çıkaramıyor da. Akrabam diye, eşim diye, dostum diye verdi. Hala var, çok böyle vatandaşlarımız. Araba aldı, arabasını sattı, başkasına sattı. Para gönderdi, bana şunu al diye almadı. Acıdığından akrabası, hastayım diyor, adam oraya ağlıyor. Hastayım, işte şöyleyim böyleyim, acındırıyor kendini. Oradan para gönderdiler, izin gelince vereyim dedi. Ha, vermiyorlar da, 1 sene 2 sene sürüyor. Adam buraya izin parası, bazı insanlar var izine gelemiyor. Benim başıma geldi. Ben birine para verdim, izine gelemedim. Paramı vereceğim, geliyorum dedim, tamam vereceğim dedi. Geldim buraya, paramı da vermedi, burada parasız kaldım. Çalıştığımız paramız, biriktirdiğimiz birikimimizle rezil olduk. Yapacağımız işleri güvenilir,
kişilerle yapmamız daha iyidir. Aldan biz oradan aceleyle geliyor, hemen kandırıyorlar bizi. Hemen nasıl yapacağımızı da bilmiyor. İzni mi yapak, iş mi yapak, arsa mı alak, ev mi alak bilemiyor ki. Güvenilir kişilere eski gibi, orada da var, Almanya'da da var, emlakçılar var. Büyük, güvenilir. Öyle herkes emlakçıyım diyor ama güvenilmez. İsimleri var, atları var orada. Onlara güvenilmesi biraz daha iyi, tercih ederim. Ben Hausen'den memnun kaldım, ondan aldım. Herkese de tavsiye ederim. Yarı yarıya karım var, yalan yok. Ben inşaatçıyım. Taş döşedim, bazı evlerin taşlarını döşedim. Suvasını suvadım, kapı dağıttım, pencere dağıttım. Tabii bu birikimler kolay değil. Çalışmayla oluyor öyle. Kelle koltuğumuzda gittik, kelle koltuğumuzda geldik. Ana, bu birikimler oldu ama mesela burada anamızdan, babamızdan, eşimizden, dostumuzdan hepsinden hasret kaldık. Öyle yetişemedik. Burada akrabalarımın çoğu öldü. Ben yoğdum, ölüsünde yoğdum. Düğünler oldu, yoğdum. Gelemiyorsun, her zaman istediğin şekilde gelemiyorsun. Orada yabancı. Buraya da oradan geliyor. Burada da bizimkiler istemiyor. Almancısınız diyor. Sizin her şeye sahipsiniz diyor. Arabanız var, Mercedes'ine geliyorsunuz. Çift emekli alıyorsunuz diyorlar. Burada da biz de şaşırdık ne yapacağımızı. Gurbetçilerin faydası orada kazandık. Geldik buralarda harcadık. Bu memleketin kalkınmasında gurbetçilerin %99 Türkiye'nin kârı vardır. Aşağı yukarı 7,5 milyon şu anda herhalde yurt dışında vatandaşımız var. Bunların 7,5 milyonun 1 milyonunu getirse gene yeter. Gurbetçilerin vatandaşını özlüyorlar. Herkes özlüyor. Buna yemeğini de özlüyor, suyunu da özlüyor. Köyünde köylü köyünde özlüyor. Şehirli şehrini özlüyor. Her yerde özlemleri var. Herkes de can atıyor. Acaba ben gitsem yeter diyor. İnsan orada da canları sıkılıyor. Oradaki arkadaşlar, gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Zaten özlem çekiyorlar. Herkes öyle. Çoluğu, çocuğu istiyorlar burada. Bahçem var, çiçeklerim var. Onlarla uğraşıyorum. Arıcılık yapıyorum. Okey oynuyorum. Arkadaşlar var. İzine geldim. Çocuk 1 yaşındaydı. Çocuğu kucağıma alıyorum. Sevemiyorum. Çocuk beni istemiyor. Çünkü tanımıyor ki. Görmemiş çocuk. Çocuk aldığını da kucağına ağlıyor. Alınca canın sıkılıyor, bırakıyorsun. Öyle 78, 2 sene sonra geldim, bir çocuğum daha doğdu, o da aynısı. 4 tane çocuğum var, 4'ünde yoğum. Bir ay sonra duyuyorum. Mektup gidip gelene kadar 15 gün, 1 ay sürüyor. Araba yok, her zaman araba bulunmuyor Kayseri'ye. Benim çocuğum oldu, 1 ay, 1,5 ay sonra haberim oldu. Telefon, melefon yok, mektupla. Çocuğum oldu, gözün aydın, adını ne koyak, adını şunu koyduk. Fotoğraf, makine de yok. Mektupta yazarlar işte adını, annenin adını koyduk mesela yeter. Babanın adını koyduk Salif. 2 sene sonra gördüm. Gelemiyorsun ki 2 sene. Zaten bir şey biriktiremiyorsun. Buraya gelip gitmen için biraz paran olması lazım. Kucağımı alıyorum, kucağım delleniyor. Ya inan buna. Delleniyor ki ağlıyor bu kim diye. Bilmiyor ki çocuk. Almanya'ya niye götürdüm ben orada alıştı. Bir sefer onlar geri geldiler. Öyle geri soğuduk. 2 sene sonra geri geldim. Öyle sevdiğin insanlara kavuşamıyorsun her zaman. Bakıyorsun ki sevdiğin insan gitmiş, rahmetlik olmuş. Ya insan ne yapacaksın? Üzülüyor. Almanya'da benim çocukluğumun yarısı kaldı orada. Gençliğim, şeyliğim orada kaldı.